Güzel bir hafta sonundan hepinize merhaba arkadaşlar. 5. bölümün sonunda ufak da olsa bir madencilik deneyimi yaşadığımı göstermiştim. Bu yeni bölümde hep beraber madenciliğin taktiklerini ve ince ayrıntılarını inceliyor olacağız. Videonun her saniyesinde çok değerli bilgiler verilmektedir. Bu sebepten dikkatlice ve atlama yapmadan izlemenizi tavsiye ederim. Madencilik için ikinci köyde bulunan Deokpa'ya giderek kazmamızı alıyoruz. Kazmaya değinmek gerekirse artı sıfır olarak Deokpa'dan alınabilen bir ekipman ve oyun içerisinde ciddi anlamda madencilik yapılırsa, cevher damarı bulunması ve kazılması ile ilgili herhangi bir zaman probleminiz yok ise oyunda oldukça ciddi para kazandıran bir life skill şey. Kazmayı alıp kullanabilmeniz için en az 30 level bir karaktere sahip olmanız gerekir. Satış fiyatı Deokpa'da 80 bin yang ve alınan ekipman artı sıfır olarak görünüyor. Pazarda artı basılı olarak çok daha iyi kazmalar bulmak mümkün fakat oldukça pahalı olduğunu söyleyebilirim. Oyunda sakin sakin, kimseye bulaşmadan, sıkıntı çekmeden yapılabilecek en iyi aktivite olarak görüyorum. Getirisi de tatminkar seviyenin üzerinde. Early game'de 30 level olunca life skill ile para kazanmanın temel yollarından biri madencilik. Bu mücevherler küpe, kolye, bilezik gibi itemların bütün temel değerlerini arttırmak için kullanılır. C sınıfı cevherler early game'de, B sınıfı cevherler middle game'de, A sınıfı cevherler ise end game'de bulunabiliyor arkadaşlar. Burada elmas cevherinin herhangi bir sınıf seviyesi bulunmuyor çünkü elmas cevherinin diğer cevherlerden ayıran bir özelliği var. Elmas cevher slotu açma eşyası olarak değerlendiriliyor. Yani bilezik, kolyeler, küpeler, kemerler gibi itemlara işleyebileceğiniz mücevherler için slot açmaya yarıyor. Şimdi bizim topladıklarımız tabii ham cevherler olacak. Bu ham cevherler de cevher damarlarından elde ediliyor. Ham cevherleri topladığımızda lonca arazilerinde bulunan lonca işleyicisi tarafından bunları eritebiliyoruz. Eritilecek olan cevherler üzerinde uzmanlaşmış lonca işleyicisi yazan NPC'de %60 şans ile eritilir. Eritilecek olan cevherler yine üzerinde uzmanlaşmamış lonca işleyicisi yazan NPC'de ise %30 şans ile eritilir. Ham cevherleri eritmek için zihin taşları gerekiyor arkadaşlar. Bu zihin taşları pazardan alınabilir veya metin taşlarını kırarak elde edebilirsiniz. Oldukça basit bir şekilde işimize yarar ve her zaman artı 3'e kadar olan taşlar pazarda bolca alıcı bulur. Artı 0 ile artı 3 arasındaki bu taşlar 1-2 ay sonunda server açıldıktan sonra pazarda ortalama fiyatları 150-200K civarına kadar düşer ve orada sabitlenebilir. Her bir cevher kendi üretiminden sorumlu lonca üreticisine gittiğinizde sizden 100 cevher ve yanına artı 0 ile artı 3 zihin taşı talep etmekte ve kendi üretiminden sorumlu olduğu lonca üreticisinde %60 oranla eritilmekte ve size random olarak ürün verebilmektedir. Tabi burada yine RNG söz konusudur. Cevherlere kazmaya başladığınızda bir başarı oranı söz konusu. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani kazım işlemi bitince size ürün gelecek diye bir durum söz konusu değil. Bir damardan cevher alabilmeniz tamamen RNG'ye bağlı. Burada kazmanızın artı değeri ve madencilik beceriniz oldukça önemli. Kazma ile damar bulup kazdıkça puan kazanırsınız. Bu puanlar kazmanıza işler ve kazmanızı seviye atlatmak için bu puanlara ihtiyacınız var arkadaşlar. Her kazma seviyesinin istediği gerekli puan skalası var. Yüksek seviyelere doğru da bu skala gitgide artmaktadır. Her bir damar kazdıktan sonra ister ürün elde edin, ister ürün alamayın, puanınıza artı bir ilave edilir. Kazmayı artı 10'a getirebilmek için gerekli kazım miktarını siz hesaplayın. Vallahi ömür törpüsü. Tabloda görüldüğü gibi 1. seviyeden 9. seviyeyi kazmanızı getirene kadar gerektiği puanlar sağ tarafta gösterilmiştir. Kazma maksimum madencilik noktasına ulaştığında Deokpa'da yükseltilebilir. Yükseltmenin başarısız olma ihtimali de her zaman vardır. Yani bu da RNG'ye bağlı. Kazma seviyeniz artı 0 iken yüzdelik başarı şansı ilavesi %3, artı 1 iken %5, artı 2 iken 8 ve son olarak artı 9 olduğunda %50'ye dayanıyor. Kazma artı 5 ve üzerindeyken normalden daha hızlı bir kullanışa sahip olmaya başlıyor. Yani siz artı 5 ve üzeri seviyesine sahip bir kazmayla cevher kazdığınızda daha hızlı kazmış olacaksınız ve cevher damarını 10 kere vurduğunda belki 2 belki 3 tane ürün alma şansınız olacak. Ama 5 seviye altında bir kazmaya sahipseniz biraz ürün düşürme şansınız zor olacak. Çünkü hızınız az olacak. Madencilik rehberi veya madencilik kılavuzu okuyarak buradaki puanınıza level atlatabilirsiniz.
Madencilik beceriniz yine başarılı olma ve ürün elde etme şansınızı arttıran temel bir beceridir. Madencilik rehberi veya madencilik kılavuzu okuyarak buradaki puanınızı level atlatabilirsiniz. Kimi yerde beceri diye geçer, kimi yerde kılavuzu diye geçer. Ama madencilik yazdığınızda bunlara rahatlıkla uğraşabiliyorsunuz. Bu kitapları okuyarak madencilikte uzmanlaşabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konu, okuma yaptıktan sonra seviye atlamanız yine RNG'ye bağlı olacaktır. Bir madencilik kılavuzu okunduğunda başarılı olursanız ne ala, fakat başarısız olursanız bir sonraki kitabı okumanız için beklemeniz gerekecektir. Yani madencilik kılavuzu okuma süreniz cooldown'a gelecek. Bu süreyi sıfırlamak için kötü ruh kovma kağıdı kullanabilirsiniz. Kötü ruh kovma kağıdı kullandığınızda ekranın sol üst köşesinde okuduğunuza dair bir buff belirir. Okuma tamamlığında buff kaybolur. Ayrıca bir sonraki okuma şansınızı arttırmak için müzevi tavsiyesini isteğe bağlı olarak da kullanabilirsiniz. Müzevi tavsiyesini kullanarak aktif etmek başarılı olma şansınızı arttıracaktır. Tabii bu ikili, yani kötü ruh kovma kağıdı ve müzevi tavsiyesi, pahalı itemlardır. Harcayacağınız parayı veya bu paraya denk gelecek EP miktarını ciddi bir şekilde hesaplamalısınız ki parasız kalmayasınız. Görüldüğü gibi madencilik kılavuzu ile madencilik konusunda ustalaşabilirsiniz. Ustalaşmak, cevher elde etmenin başarı oranını arttırdığını söylemiştik. Tabloda görüldüğü gibi beceri seviyeleri 20'ye kadar, 20'den sonra M, M10'dan sonra G, G10'dan sonra da P şeklinde yükselmektedir. Her bir beceri seviyesi yükseldikten sonra %'lik başarı şansı ilavesi kazanırsınız. Kazma seviyeniz +5 olduktan sonra daha hızlı ürün elde edebileceksiniz. Çünkü kazım hızınız artacak. Yine kazma seviyeniz arttıkça ilave başarı şansı kazanacaksınız. Madencilik beceriniz arttıkça da yine başarılı olma şansınız artacaktır. Kazdığınız cevherleri mücevhere dönüştürerek pazarda satabilir, para kasabilirsiniz. Ayrıca cevherleri toplu bir şekilde satarak da para kasabilirsiniz. Haritaların hepsinde cevher damarları random olarak ortaya çıkmaktadır. İsterseniz bölge haritalarını gezerek cevher damarı arayabilir veya tapınağa giderek damarların belirmesini bekleyebilirsiniz. Seçim tamamen size kalmış. Şimdi damar kazımı için tapınağa gidelim. Önemli taktiklere bir göz atalım. Tapınağa geldiğinizde mücevherleri görebilmemiz için birkaç püf noktaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz mini haritada NPC'ler yeşil nokta ile görünürler. Oyunda bu kazım işlemi yapılacak olan damarları mini haritada NPC olarak değerlendirir ve yeşil nokta ile bize gösterir. Bu sebepten mini haritanızın sağ alt köşesinde bulunan eksi işareti ile en uzak görünme mesafesini ayarlamayı unutmayın. Bu şekilde beliren damarları daha rahat görebilirsiniz ve binek üzerinde yakın görünme mesafesinde geli gibi damar aramanıza, dolaşmanıza gerek kalmaz. Tapınak haritasında beklemeniz gereken nokta, başlangıç noktasının hemen ilerisinde merdivenleri çıktıktan sonra birkaç adım ilerleyerek geldiğimiz nokta olmalıdır. Bu noktaya geldiğinizde haritanızı en uzak görünüme almayı unutmayın. Cooldown süresi bitince damarlar mini haritanızda yeşil nokta olarak görünmeye başlayacak. Mini haritanın üzerinde bu yeşil noktalara gelerek damarların isimlerini görebilirsiniz ve ihtiyacınız olan damarı kazmak için yanına gidebilirsiniz. Cevher damarlarının her kanalda belirli bir sürede ve belirli bir sıra ile çıkma durumu var. Cevher damarları oyunda önce tekli CH'lerde, sonra çiftli CH'lerde belirirler. Öncelikle CH1, ardından CH3 ve CH5 olarak damarlar belirir. Bir sonraki adımda ise CH2, CH4 ve CH6 olarak ortaya çıkarlar. Yani spawn olurlar. Yani cevher damarları önce tek sayıların bulunduğu kanallarda, bu kanallardan sonra çift sayıların bulunduğu kanallarda sırasıyla ortaya çıkmaya başlarlar. Madenciliğe başladığınızda 1 saat içerisindeki süre dağılımı şu şekilde. 1 saat içinde ortalama kazım süreniz 35-40 dakika, cevherlerin tekrar çıkmasını bekleyeceğiniz süre ise 15-20 dakika arasında random olarak değişmektedir. Bu sebepten para eden damarlara ilgi daha fazladır. Genelde bu damarlar cennet gözyaşı ve elmas damarlarıdır. Ve her oyuncu bu damarları arar ve bulunca da saldırır. Madenciler aynı anda bir damarın etrafında toplanıp kazmaya başlarlar ve damarlar 360 derecelik bir görüş açısında yer bulunamayınca kazmanıza imkan vermez. Yani bir damara 20 kişi gelirse aralarında birkaç kişi damarı kazamayacaktır. Çünkü kazım yapan diğer oyuncular damar etrafında bir blok oluşturur ve yer kapladıkları için birkaç kişi dışarıda kalacak şekilde kazım işlemine devam ederler. Sonradan gelenler, yani yer bulursa, tekrardan damarı kazmak için vurmaya başlayabilirler. Bu durum gerçekten sıkıntılı bir durum ama yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Dikkat edilmelidir. Araya sıkıştırarak kendinizi yer bulabilirsiniz ve bulduğunuzda bu yeri de asla bırakmayın. Cennet gözyaşı simyacısının önüne geldik. Cennetin gözyaşı cevherlerini 4 adet var. Bunları dönüştüreceğiz.
Hadi bakalım, umarım şansımız yaver gider. İlkini koydum. Dedi ki artı 100 ve gördüğünüz gibi zihin taşı. Evet diyorum. Bir tanesini seçiyorum. Sonuçlanmadı başarılı. Bir diğeri. Evet, bir tane aldık. Bir tane daha aldık. Çok güzel. Bir tane daha aldık. Şimdi 4 tane vardı. %60 şansla 2,4 almamız gerekiyordu. Biz 3 aldık. Güzel bir kar oldu diye düşünüyorum. Şimdi buradan bir sonraki simyacıya yola çıkalım. Oo, 20'lik hırs metni bulduk. Buna da girelim bari. Boş geçmeyelim. Baş attı. En sevdiğim. Bizim mavi bayrakta gördüğünüz gibi simyacıların, lonca yöneticilerinin, zırh ve silah ustalarının toplandığı yerler ve haritaların uç noktaları. Elmas simyacısını da bulduk ayılarla beraber. Şimdi elmasları deneyeceğiz bakalım. Güzel elmas ver bize be. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane deneyeceğiz. 12'nin %60'ı 7,2. Dolayısıyla bizim 7'den az almamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Arındırma başarılı 1. Başarı olasılığı %60. Elmasta da şöyle bir durum var arkadaşlar. 100 elmas herhangi bir zihin taşı olmadan 30K yan karşılığında eritiliyor. İkinci elmasımızı da aldık. Üçüncü elmasımızı da aldık. Hadi koçum. Dördüncüyü de aldık. Beşinciyi de aldık. Altıncıyı da aldık. Yedinci de yaktı. Tabii bu kadar fazla olduktan sonra yakması normaldi. Yedinciyi aldık. Bundan sonrakiler kar. Yani elimizde şu anda 4 tane var. Bu 4 taneden 3 tanesi geçerse çok iyi olacak ki biri patladı. Bir tane daha aldık. Bir daha patladı. Evet. 2 tane almış olduk. Burada da kardayız. Öyle koyalım. Şimdi sırada altın, gümüş, abanoz ve inciler var. Yani çeşitlilik olsun diye bunları aldım. Çünkü markette pazar fiyatlarını da görelim istedim. Nedir ne değildir. Onu da bir kontrol etmiş oluruz. Ya bu yıkmışlar mı la burayı? Burada zümrütü bulduk. Zümrütümüz yok. Elmas var. Bir daha elmas var. Burada da yakut var. Maalesef burada da aradığımız simyacıyı bulamadık. Şimdi şu bölgeye doğru yola çıkıyoruz. Bakalım burada kimler varmış. Cennet gözyaşı tekrar. Arka tarafa dolanalım. Şuradakini kontrol edelim. Cennet gözyaşı. Okey. Burada yok. O zaman şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben mavi bayrak olduğu için Piyonmon'da baktım. Sadece elmas, zümrüt ve cennetin gözyaşı simyacıları bulunuyor. Doğal olarak sarı ve kırmızı birinci köylere de gitme gereği hissettim. Çünkü loncalar bu simyacıları temel taşı vesaire gibi itemlar alarak açıyorlar ve buradan para kazanma yolunu seçiyorlar. Ben diğer sarı ve kırmızı bölge birinci köylere de bakacağım. Bakalım oradaki loncalar bizim istediğimiz simyacılardan açmış mı? Sonuçta en fazla parayı söylemiştim size. Elmas ve cennet Cennetin gözyaşı vermekte ve birçok lonca üreticisi de bu iki cevherin simyacısını kullanıyor. Onları tercih ediyor açmakta. Ama bakalım belki farklı bir simyacı açan da bulabiliriz. Arz talep meselesi sonuçta. Diğer madenlere talep az olduğu için genelde cennet ve elmas simyacılarını görüyoruz her haritada. Bakalım kontrol edelim ki vardır. İlk olarak vadiye geliyorsunuz kendi bölgenizden. Sağ üst köşede bizim Yongan bölgesi, kırmızıların olduğu bölge. Sol orta tarafta da Yohan bölgesi var. Bu da sarıların olduğu birinci köy anlamına geliyor. Şimdi oralara doğru koşturarak gideceğiz. Sessiz sedasız kırmızı bayrak birinci köy bölgesine geldik. Bakalım burada cennet açmışlar gene. Burada da cennet var. Üçüncüsü zümrüt. Hemen karşıda yakut var. Diğer bayrak bölgelerinde farklı simyacıların olup olmadığını kontrol etmek. Yani siz boşu boşuna aramayın diye ben şöyle bir bakıyorum. Evet, bu bölgede de hiç kimseyi bulamadık. Geldiğimiz yoldan geri dönelim. Sarı bayrağa geldik arkadaşlar. Burada elmas var. Diğer tarafa bakalım. Cennet var. Burada da zümrüt var. Görüldüğü gibi bu 3 simyacıdan başka simyacı loncalar açmıyor. Burada da bunu test etmiş olduk. Safir. Hayret, bir tanesi safir açmış. Elimizde var mı safir? Altın, gümüş, abanoz ve inci. Kendi bölgemize, kendi köyümüze dönelim. Orada artık herhangi bir simyacıya %30 oranında geçip geçmeyeceğine beraber bakalım. Çok bir şey geçeceğini zannetmiyorum ama yok maalesef. Yapılabilecek bir şey yok. Evet, cennet simyacısına geldik. Hemen altınları başaramadık. Bu da başaramadı. Şimdi iki tane altın yakınca başaramadık. %30 çok kötü. Bir tane gümüş alabildik. Gelir mi? Hadi. Bu da patladı. Bakın başarı olasılığı 30. Hadi be. Aha, bir abanoz geldi. Çok güzel. Ama mahvolduk tabii. Burada bu cevherler için harcadığımız süre hiçbir şekilde telafisi olmayan saçmalıklar doğuracak. Bir abanoz daha geldi. Sıra incilerde. Sonuç alınamadı. Ya bir tane de inci at be bro. O da sonuç alamadık. Evet.
Gördüğünüz gibi bu şekilde tamamladık. Şimdi gidip bunları pazara koyalım bakalım. Sizin ağzınızı kırdığım vallahi var ya. Elimizde 1 adet gümüş, 2 adet abanoz, 3 tane cennet gözyaşı, 9 tane de elmas mücevherimiz var. Toplamda 479 kazma işlemi gerçekleştirmişiz. Avrada düşenler bunlar. Bunların hepsini de pazara koyacağız. Fiyatlarını kontrol edeceğiz. Bu parçalı şekliyle, cevher şekliyle pazara koyup satma yoluna gideceğiz. Bakalım ne kadar para edecek. Pazarda görüşürüz. Burası bayağı karışık ama yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gümüşü 4.4'ten, abanozu 5.6'dan 2 tanesini, 3 tane cenneti 34.900'den, 9 tane de elması 164M'den, kristali 6.900, bakırı 21.9, beyaz altını 7.78, abanozu 5.19. Şuradaki cennetleri yaklaşık 13 tane var 950K'dan, elmas taşlarını da 53 tane var 4.32'den pazara attım ve artık satılıp satılmayacağını bekleyeceğim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle, sağlıcakla kalın arkadaşlar.